Gökhan, çorbayla daha fazla oyalanma. Burcu nasıl gidiyor? İyi gidiyor şef. Tartamur hazır mı? Hazır şef. Dolaptan çıkaralım, Gökhan'a verelim. Gökhan başlasın hemen. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Evet, sizlere baktım. Pardon, siz kimsiniz? Fırat ben. Yeni şefiniz. Luna'da çalışmış. Arayalım soralım bakalım memnun kalmışlar mı? Yok artık Naz. Bak Eyüp şefin kulağına giderse çok ayıp olur. Adamın başının etini yiyoruz aylardır bize iyi bir şef göndersin diye. Tamam şimdi gönderdi ne yapacağız? Yoklama mı çekeceğiz? Şebnem adamın tavırlarını görmüyor musun? Nasıl ukala? Ya bir de eline düştük gibi oldu. Düşmedik mi? Ha? Ayrıca sen benim başımın etini yiyorsun aylardır daha iyi bir şef bulalım diye. Tamam bulduk işte sana şef. Ha? Bir sürü başarı belgesi var, ödülleri var. Tam senlik. Ayrıca aynı maaşa da razı. Vallahi daha ne olsun. Bir terslik var. Ya o CV o adamın olamaz. Adama baksan serserinin teki dersin. Vallahi baktım. Hatta yetmedi biraz daha baktım. Ne diyorsun? Daş. Net. Vallahi hiç öyle yapma. Adam birazcık abartmış doğru. Hatta şimdi düşününce sana da hak verdim. Evet bu adam buradayken. Vallahi işler nasıl gider ben hiç bilmiyorum. E ben de onu diyorum işte. Ya böyle lakayt bir tip nasıl şef olabilir Şebnem? Mutfak dediğin disiplin işidir. Tabii. Şefim. Şey, çorbayı nasıl karıştırıyorduk? Sola mı doğru mu karıştırıyorduk? Sağa doğru mu karıştırıyorduk şefim? Ay bir dakika tabakları nasıl tutuyorduk şefim? Böyle mi tutuyorduk? Şefim tamam sulandırma daha fazla. Tamam o zaman hadi artık adama ağaç oldu yani. Ha? Hadi gidelim el sıkışalım. Tamam mı? Süper şef. Restoranımızı batmaktan kurtarsın. Lütfen. Lütfen. Lütfen Naz hadi. Gel. Aa. Nerede bu adam? Mutfakta mı? İşe mi başlamış yani? Ben sana söyledim ama Şebnem. Adam nasıl olsa eline düştük diye at koşturacağını sandı. Şuna bak ya. Tamam bir dakika. Şebnem Hanım tedarikinin faturası geldi. Oha. Çüş be. Ne oldu? Ha yok tamam. Yok bir şey yok gerçekten şey. Sorun yok. Panik yok. İptal ettiği malzemeleri de yazmışlar. Tamam ben şimdi hemen bunu arayıp hallederim. Ben de gidip şefle konuşayım. Meral bana biraz nane getir. Şuradan da avuçları al gel hemen. Keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Sağ olun bize katılmak ister misiniz? Dört köşeye koyuyorsun, en tazesini de üstüne koyuyorsun. Biz sizi yukarıda arıyorduk ama siz çoktan inmişsiniz. Hatta işe başlamışsınız. Müşteriler beklemez dedim. Gökhan daha fazla karıştırma. Kıvam tamam daha fazla karıştırma. Meral soğukta bittiyse işin erayı destekle. Tamam şef. Solak mısın sen? Evet. Bravo daha sert. Köpürü ne kadar? Önce yumurta köpürecek sonra krema. İşe başlamadan önce bir konuşsaydık hatta anlatsaydık. Anlaşmadık mı? Bu mutfağın bir düzeni var. Bazı kurallarımız var. Yazılı olan kuralların hepsini okudum. Eğer söylemek istediğin başka bir şey varsa yine yazılı olarak bildirebilirsin. Sizin kurallarla aranız pek iyi değil herhalde. Olur mu öyle şey? Arkadaşlar! İki dakika bana bakın. İşe başlamadan önce bazı kurallarımız var. Onları konuşmamız gerekiyor. Bu kurallara uymayanı uydurmayı bilirim. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Kural bir. Bu mutfakta kimse asık suratta çalışamaz. Kural 2. Yüzü gülmeyen de yemek yapmasın öyle değil mi? Kural 3. Eğlence yoksa ben yokum. Yoksa buyurun gelin yemeği siz yapın. Fırat Bey sizinle bir dakika dışarıda görüşebilir miyiz? Kural 4.
Bıçaklarıma dokunanı yakarım. Eray, burası 10 dakika sende. Tamam şef. Harika adam ya. İnşallah kalır. En azından yüz gülüyor, diğerleri gibi değil. Bence erkenden sevinmeyin. Ben Nazan Hanım'ı tanıyorsam bu adamı burada tutmaz. Fırat Bey, farkındaysanız siz daha işe alıp almadığımızı bile söylememiştik. Biz daha iyi sıkışmadan ne işiniz var mutfakta? İstemiyor musunuz yani? İşe alamadım. Yani aldık diyemeyiz. Ama almadık da diyemeyiz. Yani aldık da. Ama bunu kesin bir şey olarak görmeyin. Önce bir ay birbirimizi tanıyalım. Olur, tanıyalım. Siz şakacısınız, belli. Aksilik bu ya, ben hiç hoşlanmam. İşte ciddiyeti bir defa kaybettik mi bir daha toparlayamayız. O yüzden sizden ricam, lütfen ekibi olumsuz yönde etkilemeyin. Önce şu konuda anlaşalım. Siz diyorsunuz iş, ben diyorum yemek. Yemek de öyle somurtarak falan yapılmaz. Aşkla yapılır. Bakın, işinizi sevmenize saygı duyuyorum. Ben de en az sizin kadar seviyorum. Ama kurallar olmadan olmaz. Çıkmış. Ne çıkmış? Saçınız çıkmış. Sizin gibi kuralcı birisine kıvırcık saç zor olsa gerek. Fırat Bey, bakın ben bu labali tavırlardan hiç hoşlanmam. Lütfen sınırlarımızı koruyalım. Ben bu restoranın sahibiyim. Siz de şefisiniz. Arkadaş falan değiliz yani. Birlikte iş yapıyoruz. O kadar. Daha iyi günlerin kıvırcık hanım.